Eskişehir merkezli Alp Havacılık, ki çok eski 90'ların başına gittiğimiz zaman eski Opel bayinden bugün 1300 kişinin çalıştığı gerçekten çok üst düzey işleme tezgahlarına, sistemlerine, bunlara da mühendisini koyabilmiş bir şirket. Alp Havacılık'ın özellikle Skorsky ile ilişkileri gayet iyi. Bir taraftan da F-35 konusunda parça imalatı vardı. Ancak Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasıyla elindeki bu kapasite artık daha çok yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen sistemlere, havacılık platformlarına doğru kaydırmaya başladı. İşte bugün o projenin detaylarını beraber konuşacağız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hüseyin Arıkan, Milli Programlar Direktörüyüm Alp Havacılık. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Alp Havacılık'ın bu tür milli projelere kaymasıyla birlikte şöyle burada ürün gamlarınız var. Evet. Biraz anlatalım, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Tabii ki. Öncelikle yaklaşık 25 senedir sektörün içerisinde kazanmış olduğumuz kabiliyetleri bu sene başı itibariyle işte F-35'in durumu sebebiyle maksimum seviyede milli programlarımıza kanalize etmek adına bir girişim içerisine girdik. Bu kapsamda ana yüklenicilerimizle yoğun görüşmelerimiz oldu. Şu noktada özellikle iniş takımı, drive shaft sistemleri, dişli komponentleri ve bununla birlikte yine bazı housing komponentlerinde, diğer tarafta motor tarafında TE ile yürüttüğümüz projelerde çok ciddi iş paketleri şu anda tarafımızca üretilmekte. Şu anda burada görmüş olduğunuz Skorsky S-70 helikopterine ait iniş takımı, aynı süreçte Atak 2 helikopteri iniş takımı üretim, montaj, test sorumluluğu tarafımızda yoğun şekilde ekiplerimiz üretime devam ediyorlar. Ben sözünüzü bölüyorum ama iniş takımları gerçekten bir uçağın muhtemelen herhalde motorundan sonra en pahalı parçası ve özellikler açısından da ilk şoku alan inişlerde özellikle helikopterde de aynı şekilde çok gelişmiş ve üretmesi de çok kolay parçalar değil galiba. Yani pahalılık noktasında bir şey söyleyemeyeceğim ama özellikle teknik özellikler açısından gerçekten üretim sadece bir talaşlı imalat değil. Üzerindeki çok özel nitelikli kaplama prosesleri, bunların bir araya getirilmesi, montaj sonrası testleri sebebiyle çok önemli bir alt sistem. Biz de bu noktada Alp Havacılık olarak şu anda milli projelerde yürütülen tüm programların iniş takımlarında montaj artı test, sadece test veya sadece üretim olarak hepsinde rol almaktayız. Atak 2'nin yapıyorsunuz. Başka hangi milli proje? Helikopterinin iniş takımları komponentleri tarafımızca imal ediliyor. Aynı zamanda milli muharip uçak iniş takımı detay komponentleri ve alt asamleri tarafımızca üretilmekte. Kasım ayı içerisinde de kullanıcılarımıza teslim ediyor olacağız. Peki iniş takımından sonra sizin asıl uzmanlığınız motor parçaları, ki havacılıkta bunları üretmek de hiç kolay değil. Çok değerli, çok zor işlemesi olan madenler sizlerin milyon milyon dolarlık tezgahlarında hayat buluyor diyelim. Biraz da onlar, aktarma organları, motor parçaları, biraz onlarla ilgili bilgi alalım. Tabii. Hem dinamik aktarma organları hem de motor parçaları aslında bizim diğer ana iş kolumuz, ki yoğun olarak birçok kaynağımız şu anda bu noktada üretimlerini yapıyor. Öncelikle motor tarafını düşünürsek biz F-35 kapsamında kullanılan F-35 motorunun soğuk bölge titanyum IBR'larını 2006 senesinden bu yana yapılan geliştirme ve 2011-2012 senesinde tam kalifikasyonla üretmeye başlamıştık. Epey bir senede, bu sene sonuna kadar özellikle üretimlerimiz devam etti. Lakin F-35 durumundan dolayı şu anda üretimimiz ticari programlara doğru kaydı. Yani siz bununla motor imalatçısı Pratt & Whitney ile beraber çalışıyorsunuz. Zaten de Pratt eski o Sikorsky'nin de beraber içerisinde olduğu grupta yer alıyordu. Oradan peki o iş yükünü nasıl dengelediniz? Pratt'la bir anlaşmanız oldu mu? Bu noktada özellikle yapmış olduğumuz ürünlerde müşterimiz bizi mükemmelliyet merkezi olarak belirledi. Zamanında teslimat, ürün kalitelerimizin gerçekten sıfır hatayla olması, onların da bizlerin bu kabiliyetlerini kendi ticari programlarına, ki şu anda en revaçta olan işte Gear Turbofan motorunun soğuk bölge rotorları
ve hapları tarafımıza verildi. Bunların ürün geliştirmeleri bu sene devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene itibariyle zaten ticari programlarında yüksek adetli oluş sebebiyle ramp up'ı göreceğiz ve o F-35 noktasında kaybettiğimiz iş yükünü önümüzdeki senelerle yakalamış olacağız. Yani bu Geared Fan dediğimiz zaman A320 Neo'larda kullanılan Pratt motorlarında, evet, ki Türk Hava Yolları'nda var bu motorlar. Demek ki önümüzdeki yıllarda yolcu olarak bindiğimiz zaman bizde Alp havacılığın birer parçası var diyeceğiz bunlarla, evet, ilgili. Onun dışında yerli projelerin motorlarıyla ilgili neler yapıyorsunuz? Şu anda özellikle TEİ firmamızla bazı motor gruplarında, ki ilk tasarım işimizde TEİ tarafından bizlere verildi. TS-1400 Gökbey'in motoru, Gökbey'in motoru olan TS-1400'ün aksesuar dişli kutusu 3 sene önce kurmuş olduğumuz tasarım ekibimiz tarafından tasarlandı, üretildi ve 2021 sonunda müşterimize teslim edildi. TEİ tarafında yapılan testler başarıyla tamamlandı. Önümüzdeki haftada ikinci ürünümüz test ediliyor. İnşallah Nisan 2023 gibi de helikoptere doğrudan takılacak motor üzerinde kullanılacak olan dişli kutusu tarafımızca TEİ'ye teslim edilecek. Bu bize verilen çok önemli bir görevdi. Hem bizim tasarım organizasyonumuzun gelişimi açısından hem de kendimizi özellikle dişli kutusu gibi ürünlerde daha iyi bir yere konuşlandırmamız açısından çok önemliydi. Başarıyla tamamladık. Şu anda da devam ediyoruz aslında çalışmalara. Arkasının gelmesini bekliyoruz. Şöyle bir ek yapalım bununla ilgili. Hatırlayacaksınız, birkaç video öne doğru giderseniz TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit'le son durumları değerlendirdik. Her fuarda aşağı yukarı bir araya geliyoruz kendisiyle. TS-1400 ile ilgili de o bilgileri bir dinleyin. O videoya gidin. Ben buraya denk gelirse kartını da koyacağım. O videoyu bir atlayın. Orada özellikle Gökbey muhtemelen 2023'te yerli motorla uçacak gibi bir durumları var. Evet, şu anda bir dişli kutusu, bir helikopterin gerçekten çok çok önemli, en hayati parçalarından biri. Ben açıkçası bilmiyordum sizin mühendislik olarak da bu işe el attığınızı. Bir parça imalatının sonrasında da mühendislik olarak verebilmek bence çok çok önemli. Umarım o tarafınız da gelişir. Mühendislikle ilgili hedefler nedir? Biraz da onları. Aslında o yönde. Bu sene oluşturduğumuz milli programlar organizasyonumuz aslında ülkemizde son kullanıcılarımızın yurt dışına bağımlı olduğu, bir şekilde lisans engelleri dolayısıyla alamadıkları, getirtemedikleri ürünleri Alp Havacılığı'nın şu ana kadar elde etmiş olduğu kabiliyetlerle yerleştirme şansını araştırmak ve bunu tamamen Alp Havacılık öz kaynakları ile doğrudan millileştirip son kullanıcılarımıza teslim etmek hedefiyle yola çıktık. Şu anda dişli kutuları bir tarafta. Yine bununla birlikte diğer bazı ürünlerde son kullanıcılarımız, ki bu sadece havacılık gruplarımız değil, Aselsan, Roketsan, FNSS gibi firmalarımızla görüş içerisindeyiz. Umarım oralardan gelecek talepler, ihtiyaçları anladıktan sonra bizler de kendi kaynaklarımızla bu ürünleri geliştirip kullanıcılarımız hizmetine sunuyor olacağız. Sizlere kolay gelsin diyorum. Gerçekten çok yetenekleri yüksek bir şirket. Umarım milli projelerin sayısı artar ki sizlere daha fazla iş gelir. Büyük üreticilerin üzerindeki yükleri almak sizin gibi sorunsuz parça veren şirketler bu açıdan çok çok önem taşıyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyi fuarlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.